Göbekli Tepe ile ilgili bugüne kadar ilk kez açıklanacak bir detayı konuşacağız. Bunun ezoterik manası hem de bilimsel anlamda Göbekli Tepe'yi doğrudan Hitit uygarlığına bağlayacak bir bilgiyi keşfettik, öyle diyelim. Bakın, binlerce hieroglif ve manası. Sadece bir tahmin yapılmış o dönem. Denmiş ki işte şu tamga, tanrı tamgası hieroglif olabilir. Çember çizer hani. Niye? Metafizik varlıklara karşı temiz alandır, temiz kalan alandır. Bir insanın bir yer bedeni vardır, bir de gök bedeni vardır. İşin içinde hem bilimseli koyun, hem zahiri koyun, hem bunun ezoterik yolunu o zaman yapın. Multidisipliner bir şekilde bakılmadıkça Göbekli Tepe'nin hiçbir sırrı çözülemez. Acaba bir varlıklar mı geldi oraya? Sonuç itibariyle bu Göbekli Tepe hakkında ilk kez söylenenler, hiçbir yerde söylenmeyenler, bunlar üzerinden gidilip açıklanması lazım. Bir operasyon geliyor, oralarda da şu an böyle yapılar bulunabilir. Kadim toprakların önemi işte o zaman çıkacak ortaya. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün tarihin sıfır noktasına gideceğiz. Göbekli Tepe ve Göbekli Tepe ile ilgili bugüne kadar ilk kez açıklanacak bir detayı konuşacağız. Araştırmacı yazar Baran Aydın'la. Hoş geldin Baran. Hoş bulduk Hakan Bey. Nasılsın üstadım? Sağ olun, iyiyim. Ne güzel bir konuyu konuşmayı umuyorum. Evet, Göbekli Tepe dedik ve evet. Göbekli Tepe ile ilgili bugüne kadar hiç konuşulmayan bir sır, hiç konuşulmayan bir detayı ele alacağız. Ve ben direkt sorumla başlayayım. Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası diyoruz ama bir Anadolu halkı var, Hititler. Göbekli Tepe'den binlerce yıl sonra yaşamış, uygarlıklarını Anadolu'da yaşamış bir millet. Hititlilerin Göbekli Tepe ile ne alakası var? Evet. Şimdi öncelikle Göbekli Tepe ile alakalı tabii çok yayın yapıldı. Hem yabancı hem yerli. Bilimsel, ezoterizm, işte tüm yönleriyle incelenmeye çalışıyor Göbekli Tepe. Ama maalesef hala hem bilimsel anlamda hem ezoterik anlamda muhtevası çözülmüş değil. Biz ilk kez şöyle bir şey yaptık. Göbekli Tepe ile alakalı hem bunun ezoterik manası hem de bilimsel anlamda Göbekli Tepe'yi doğrudan Hitit uygarlığına bağlayacak bir bilgiyi keşfettik, öyle diyelim. Şimdi nedir bu bilgi? İlk başta kısaca hemen onu anlatayım. Hititlerin Atatürk zamanında dahi Hititlerin, bakın şöyle gösterelim belgesini. Bu 1934 yılına ait Eti hieroglifi üzerinde tetkikler. Bakın, hep Mısır'ı biliriz hieroglif konusunda. Bakın şunu da çıkartalım. Şöyle, ben kusura bakmayın böyle göstereceğim. Hitit hieroglifleri, binlerce hieroglif. Böyle gösterelim. Bakın, binlerce hieroglif ve manası. Bu 1934 yılına ait Atatürk döneminde basılan Hitit hieroglifleri çalışması. Anlamları bilinmiyor o zaman. Bilinmesi için Atatürk'ün görev vermesine çalışmalar yapılıyor. Bir türlü çözülemiyor. Atatürk'ten sonra bu hieroglifler üzerine sürekli çalışmalar yapılıyor. Ve 1950 yılına geldiğinde Türk Tarih Kurumu tarafından, bakın şu kitabı göstereyim, Karatepe'de yapılan kazıların sonucuna ulaşılıyor ve bu sonuçlar da çok 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 önemli. Karatepe neresi üstad? Karatepe, Karahan Tepe ile karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü Karatepe Osmaniye ilimizin sınırları içerisinde bulunan bir yer. Karatepe kazılarının önemi nereden geliyor? Bu 1950'de bu kadar çok güzel bir yayın bu arada. Nereden geliyor? Halit Çambel var. Çok değerli, çok önemli bir ismi Türkiye'nin arkeologlarından. İnanılmaz bir isim. Hayatı gerçekten filmlere konu olacak kadar çok seviyorum kendisini. Hayatını vesairesini araştırdığım için söylüyorum. Bu ismin önderliğine ta Atatürk zamanında bu gösterdiğim hieroglifleri, anlamlarını bulma çalışmaları sonuç veriyor. Ne oluyor bunun sonucunda? Şu oluyor. Karatepe'de kazılarda ortaya çıkıyor ki bir Fenike alfabesiyle, bir yüzü Fenike alfabesi, diğer yüzü Hitit hieroglifleriyle yazılmış bir taş yapı sütun bulunuyor. Evet, sütun bulunuyor. Burada
Bunun neticesinde Hitit hieroglyflerinin %95'inin, burada yazan %95'ini anlamaya çözümlenmesi yapılıyor. Hitit hieroglyflerinde en önemli şey, nasıl ki işte bugün bir biliyorsunuz Türk diyelim taşı bulundu. Neye bakılıyor işte anladığını, ilk şey Tanrı, Türk vesairese. Runik yazıları okunarak Türklerle ilgili tabii, olup olmadığı anlaşılıyor. Nasılsa burada da bir hieroglif var ki Tanrı anlamına gelen hieroglif. Yani bir Tanrı ifade edilecekse ilk başta bu hieroglif başlıyor. İşte Hititlerde bunu kullanıyorlar önce. Tanrı bu, Tanrı şu vesaire. Şimdi bakın Atatürk döneminde bu tamganın bir yorumu yapılmış. Çok kısaca göstereyim. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin o dönemki orijinal de bende. O dönemki şeyinde sadece bir tahmin yapılmış o dönem. Denmiş ki işte ta 1950'de bulunan şu tamga Tanrı tamgası hieroglif olabilir. Ve gerçekten de o tamga Tanrı tamgası hieroglifi olarak 1950'de bilimsel anlamda kanıtlanıyor. Bu tamganın önemi ne? Göbekli Tepe'ye bir bağ var. Bakın bu tamgaya baktığınız zaman şimdi hem Göbekli Tepe'yi izleyiciler görüyor ekranda mimari yapısını, hem de bizim çizdiğimiz ve buradalarda geçen Hitit Tanrı hieroglifinin resmini görüyoruz. Evet, şu an görüyoruz. Yani bu tamgayla Göbektepe'nin mimari yapısı birebir aynı. Birebir aynı. T-sütun uçları karşılıklı bir T-sütunda, yine uçları ve daha önemlisi bir çember. Çember konusu çok önemli. Mesela burada ilk kez bahsedeceğim bir konuyu söyleyeyim. Sihirli çember de vardır. Değil mi? Sihirli çember nedir? Yunan'dan gelen, Süleyman peygamberden gelen, Süleyman'ın yüzüğü meselesi o yüzden alegoridir, çembere atıftır. Bir çember vardır. Hieroglifte de bakın aynısı var, Göbekli Tepe'de de. Sihirli çember çok önemlidir. Bu çember bir alandır, koruma alanıdır. Birinci anlamı. Bununla ilgili, sihirli çemberle ilgili bilimsel anlamda uğraşmak isteyen arkadaşlar çok önemli. Türkiye'de bir ismin yazdığı makale var. Sihirli çemberin neler içerdiğini. Bir, büyü anlamında mesela kirke vardır. Değil mi? Büyücü. Ne yapar? Çember çizer hemen. Çember çizer hemen. Ortasında yapar işlemi. Neden? Korunma alanıdır. Niye? Metafizik varlıklara karşı. Temiz alandır. Temiz kalan alandır. Sihirli çemberde. Süleyman'ın yüzüğü meselesi de bu temizlikle alakalıdır. Çember gözüken her yerde bu o durum vardı. Temizlenme, temiz kalan bir alan. Aidiyet. Hani Göbekli Tepe'de de aynısı var. Orada da bir koruma alanı mı oluştu? Orada da bir koruma alanı, bir ritüele binaen oluşturulmuş. Amaç ne ama? Yani neden mesela bu mimari yapı daha sonra hieroglife dönüşmüş? Ta gelişen Hititlerde. Binlerce yıl sonra Hititlerde. Hitit metinlerinde şunlarda İyice araştırılırsa görülecektir bu durum. Bir insanın bir yer bedeni vardır. Bir de gök bedeni vardır. İki taşın simgelediği budur. Yersel ve göksel beden. Daha önceki programlarımızı izlesinler izleyiciler, ne demek istediğimi anlayacaklar. Yer ve gök beden, yani zahir ve batın bedenin bir olduğunda ancak bu sihirli çember bir bütün oluyor. O zaman o sınırın dışına çıkabiliyorsun. Bir önceki yine programa atıf yaparak o yaratılmamışla ancak o zaman ulaşabiliyorsun. Görünen bedenin var, bir de görünmeyen bedenin var. Ah seni takvim yarattık diyor. Bu bedenin var. Göbekli Tepe'de yazılanları tabii ki de yıldızlara yorabilirsiniz. Bugüne kadarki yapılan çalışmalar gibi birçok şeye yorabilirsiniz. Ama bilinmesi gereken hieroglif. En net kanıtını bilimsel anlamda dedik ya, bu ezoterik bir yorum. En net anlamda bilimsel bir kanıtını söylüyorum. Bakın, Hitit hieroglifinde geçen, şimdi ekranda gördükleri erkeklik organı olan tilkiye benzer varlık, aynısı bugün Göbekli Tepe'de taşların üzerinde var. Bakın ekranda görüyorlar. Göbekli Tepe'deki tilki, Hititler tarafından aynı şekilde kullanılmış. Hieroglif olarak kullanılmış. Nasıl ki? Olarak. Ne manaya geliyor? Aşağı manasına geliyor. Eğer ki tilki şu an hieroglifin resmini gördükleri hieroglifte tilki aşağı doğruysa aşağı demek, düzse düz demek, yukarı doğruysa yukarı anlamına geliyor. Bakın tilkinin
anlamını söyledik. Aşağı bakıyorsa aşağı, ortaya bakıyorsa ortaya, yukarı bakıyorsa. Bunun mesela ezoterik bir yorumunu şimdi beraber yapabiliriz. Lütfen. Nedir? Aşağı bakıyorsa yeraltı alemi. Ay altı alem deyin işte, Hades deyin, Yunanlılar da vurabiliriz. Asgard'a deyin. Ya da işte Kambala vesaire. Tabii ki bunları diyebiliriz. Düz bakıyorsa bizim alemimiz. Yeryüzü alemi. Yeryüzü alemi. İnsan, yeryüzü de değil aslında. İnsan olduğunu olduğu alem. Yukarıya doğru bakıyorsa bunu göksel bedeni, göksel aleme yorabilirsiniz. Yok mu Göktürk yazıtlarda? Üste kök tenri, atla yağız yer, kılındıkta. İkisinin arasında insanoğlu kılınmış, kişi oldu. Yani bakın gök var, yer var, ikisinin arası var. Yorum bunları yorum. Göbekli Tepe'yi yoracaksınız illa. Bu bilimsel yoldan yorum değil. İşin içinde hem bilimseli koyun, hem zahiri koyun, hem bunun ezoterik yorumunu o zaman yapın. Kısacası Hitit hiyerogliflerin birçoğu bugün Göbekli Tepe'de, zaten bakın çok önemli bir şey bulundu. 50'ye yakın bir taşın üzerinde 50'ye yakın küçük küçük hayvan figürleri, resimleri. Bunlar yazı oldu. Er ya da geç ortaya çıkacak. O zaman da bu sefer başlıyor. Ya arkadaşım bunun anlamları neydi falan diye düşünmeye başlayacağız. Multidisipliner bir şekilde bakılmadıkça Göbekli Tepe'nin hiçbir sırrı çözülemez. Dediğim gibi bakın bir bilimsel açıklamasını veriyoruz. Kanıt sunuyoruz ya. Erkekli doğaları olan tilki aynısı Göbekli Tepe'de var diyorsun. Hem de diyoruz ki Tanrı damgası ya. Mimarisi Tanrı damgası gelmiş binlerce yıl sonra Hitit'te Tanrı demek. Niye oraya Tanrı demek? Tanrılık vasfı veriliyor. Niye? Acaba bir varlıklar mı geldi oraya? Ya da orada o ayini yapan bir kişi gerçekten yer ve gök bedenini birleyip o sınır, ruhun hapsedildiği sınırdan dışarıya mı çıktı? Ya da Tanrı'yla iletişime geçen ritüeller mi yapıldı? Ya da ritüel mi? Daha gerçekçi mi dediniz? Daha doğru olabilir mesela. O benim tamamen kendi kişisel yorumum. Sizinki daha gerçekçi, doğru bir yorum. Hani fikirlerimiz ortaya koyuyoruz. Tabii ki de daha doğru bir yorum, daha bilimsel bir yorum, daha gençlere hitap edecek bir yorum. Ama sonuç itibariyle bu Göbekli Tepe hakkında ilk kez söylenenler, hiçbir yerde söylenmeyenler, ne olur bunda arkadaşlarımız bu emeğe saygı göstersinler diye rica edelim. Kısaca Göbekli Tepe'nin gerçekleri bunlar üzerinden gidilip açıklanması lazım. Yıldızlar anlamı kolaycılığa kaçmaktır. Tabii ki de Sirius'a dönük olmuş olabilir. Tabii ki Orion'u takip etmiş olabilir. Orion'u takip etmiş de olabilir. Belki de o ritüeller bu yıldız konumlarına göre yapılıyordu ama o yıldızlar tabii. Bu olayın yalnızca bir detayı. Bir ara kademesi. Ara kademesi. Asıl önemli olan şu belki de Baran Bey, Göbeklitepe'deki kültür mirası Hititlere kadar ulaşmış. En önemli. Devam eden bir bilgi akışı var. Bakın yine bilimsel bir bilgi vereyim. National Geographic'te Göbekli Tepe'yi Hititlere bağladılar. Bak biz bunları yazarken bilerek yapıyoruz. Bir operasyon geliyor. O operasyonu engelliyoruz. Demek istemiyorum. Bak bu işlerin bu taraflarını hiç konuşmak istemiyoruz. Bir operasyon geliyor Hititlerle ilgili, Göbekli Tepe'yle ilgili ki biz de bunları açıkladık. Çünkü Hititleri sahiplenmeye çalışan bir millet var. Aynen öyle. Özellikle Alman devleti diyelim. Bunları Hititleri sahiplenmeye çalışıyorlar özellikle. Yani kendi nesep kökü olarak göstermeye çalışıyor yani. Değil mi? Bugün İngiltere'de işte ne çıktı? Genetik çalışmalar. Ya Göbekli Tepe halkı daha İngiltere'ye kadar gelmiş. Ya, bu genetik olarak kanıtlandı. Oraya geldiyse o zaman Stonehenge'de de aradım ben hiyeroglifi. Hitit hiyeroglifi. O zaman onda da aradım kardeş. Yani. Ama niye aradım? Kafamdan, gayipten bana bir şey geldi diye değil. Bilimsel kanıtını bulduk. Bunu söylüyoruz. Bunun doğrultusunda bunu ondan ararım diyorum. Kısacası Göbekli Tepe'nin gerçekleri bunlar üzerinden gidilirse daha bilimsel ve daha bilimsel kaynaklı olduğu için ezoterik yönüne daha doğru açıklamalar yapılabilir diyelim. Dahasında bakın Atatürk'ün Orta Asya tezi, Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Değil mi? Böyle bir tez bakın. Türk tarihinin ana hatları. Gobi Çölü'nün olduğu yerler. Bu kitapta yazan tezde ne diyor? Bir ara deniz vardı. İç denizler. Gobi denizi. Gobi denizi vardı işte. Ve bugün bakın bilimsel anlamda bunlar doğrulanmaya başladı yavaş yavaş. Gobi'nin altında
deniz hayvanlarına ait kemikler. Tabii bulunuyor. Deniz kabukları bulunuyor. Tabii deniz kabukları. Nuh tufanından sonra deniz çöle dönerken. İklim değişikliği neticesinde oradaki çöl kuruduğunda ne oluyor? Oradaki millet, Türk milleti, işte diğer programlara atıf yapayım. Bir kısmı Odin, bahsettiğim Odin olarak liderlerin üstünde bir kısmı kuzeye gidiyor. İskandinavya'ya. İskandinavya'ya gidiyor. Yani bugünkü Vikingler. Bugünkü Vikingler, Normanlar vesaire, bütün o halklar, İskandinav halklarının hepsini bunun kökenini sayabiliriz. Bir kısmı Anadolu'ya geliyor, Göbekli Tepe halkını oluşturuyor. Bir kısmı da Karadeniz'in kuzeyine yerleşiyor. Bir kısmı Arap çöllerine bile gidenler var. Bakın bunlarla ilgili de artık bir çünkü mesela. Gobi ve çevresini artık yaşanılmaz galiba. Bir hale geliyor. Cennetken bir anda cehenneme dönüyor. Tufan sonrası. Ama mesela oradaki Türk geni bütün dünyaya o noktadan dağılıyor. O hal. Öyle değil mi? Aynen. O bir Türk tarihinin ana hatlarında geçen tez, geçerli. Zaten kısım kısım bakın 2023'e geldik. 2023 ile ilgili de bu arada mesela ilk şeyi, yazıyı, selam olsun, Erol Elmas abimiz yazmıştı. 2023'te o zaman biz bunları Erol abi yazdığında o şart, ya nasıl olacak? 2023'te nasıl işte Türk ülkeleri nasıl bir araya gelir? Barış Manço meselesini ilk yazan kişi. Şimdi 12'ler de onun yazdıkları da çalındığı için o bilgileri o zaman yazdığında diyor ya 2023'te nasıl olacak bu işler? Derken bakın bugün 2023 yılındayız. Ve Türk devletlerinde bir kımıldanma var. Orta Asya meselesi tezinde bir gün kanıtlanacak. Atatürk'ün Türklerin oraya gitmesi vesaire yedi okla gösteriyor bunları. Göç haritasıdır Atatürk'ün. Türklerin göç haritası meşhur. Türklerin göç haritası. Gittiği bu tez de kanıtlanacak. Bu kanıtlandığında, bakın bu kanıtlandığında o zaman Orta Asya'nın önemi, işte bu 2023 yılından sonra ya da o Türk ülkeleri topraklarında kalan o kadim toprakların önemi işte o zaman çıkacak ortaya. Kısacası Türk milletinin Göbekli Tepe'ye uzanan, İskandinavya'ya kadar uzanan, Arap çöllerine de uzanan bir göç haritası var. Tabii ki de doğal olarak gen haritası da olacak bilimsel olarak. Yani kısacası Hitit ve Göbekli Tepe örneğini gösterdiğimiz gibi mesela İskandinavya'dan gitti. Bakın diğer programa atıf yapıyorum. Asgarta denmişti. S harfi üzeri çizilmişti. Mesela oralarda da şu an böyle yapılar bulunabilir. Oralarda da bunlar bulunursa bu örnekteki misali, Hitit hiyeroglifleri misali, insanlar bunu araştırmalı. Üzerine gitmeli. Her yerdeyiz kısacası. Türkler her yerde var. Bunun üzerinden bilimsel ve ezoterik açıklamasını yapıp Türk'ün kendi içsel yapısına göre, atalar kültü ne göre, tabiat dinine göre bunlar yorumlanıyor. Türklerde de elbette yıldızlar önemli, ay önemli, güneş önemli ama bunun en temel maddelerinden biri atalar kültüdür. O sınır, çizilen sınırın dışına çıkmaktır vesaire vesaire. Bunlar bu şekilde çalışılmalı diye düşünüyorum Hakan Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dostlarımız, bize zaman ayırdınız, bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.